Gencecik bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli ama uçan kuşu bilen, bilumum teröristlerin ayak numaralarına kadar bilen, Gabar'da bize mezar kazdıran Sayın Erdoğan nasıl oluyor da Sinan Ateş'in katillerini, azmettiricilerini bulamıyorsun? Ya işte bunun adı artık iktidardan gidiyor olmaktır. Sözünün geçmediği bir cumhurbaşkanı topal ördek olmuş bir cumhurbaşkanı demektir. Öyle olduğu için bu kadar kabalar, bu kadar hakaret ederek yol yürüyorlar. Buradan söz veriyorum. Sinan Ateş'in katilleri, azmettiricileri elbette hesap verecekler. Gerçekten hesap verecekler. Eğer o hesabı sormazsam namerdim, şerefsizim. Dün Sivas'taydık. Sivas'ta da aynı şey. Muhsin Başkan'ın da kanı yerde kaldı. Muhsin Başkan da bir suikaste kurban gitti. O suikastin ne olduğu, ne bitti, kapatıldı, geçti, gitti. Kimse ne olduğunu anlayamadı. İçimizde Muhsin Başkan bir yara. Sinan da çok yeni, çok taze bir yara. Annesi, babası, kardeşleri, gencecik eşi Bengisu ve Banu Çiçek. Küçücük iki kız çocuğu babasız kaldılar. Şimdi buna vicdanı sızlamayanın insan olması mümkün değil. Elbette hesabını soracağız. Hukuk önünde en ağır cezayla cezalandıracaklar. Ama şimdi bugün evlerine gittik. Sinan'ın arkadaşlarından bazı arkadaşlarımızla görüştük. Bana dedikleri şu: milletvekili görünüşlü bir muhterem diyormuş ki bunlara, onun arkadaşlarına, bu işin peşine düşenlere diyormuş ki 14 Mayıs akşamının ertesi günü 15 Mayıs sabahı artık Bulgaristan'a kaçarsınız. Ya dervişin fikri neyse zikri de odur. Sen Bulgaristan'a kaçmayı mı düşünüyorsun muhterem? 15 Mayıs sabahı kaçamayacaksın. Görürsün, kaçamayacaksın. Türkiye mübareklerin elinde sanki savaşa gidiyor. Yahu seçime gidiyoruz, seçime. Bursa'ya ne düşündüğümüzü, gençler için neler planladığımızı, kovaladığımız, yani onlar tarafından kovulan doktorlar için, sağlık çalışanları için ne yapmak istediğimizi, öğretmenler için ne yapmak istediğimizi, KPSS mağdurları için ne yapmamız gerektiğini, ne yapacağımızı, tarımı, sanayi, Suriyelileri ne yapacağımızı söylememiz gerekirken Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz. Hadi oradan be. Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Ne zaman işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir? Şimdi hepsi kafayı sıyırdı, hepsi kafayı yedi. Sayın Erdoğan bizi, Sayın Kılıçdaroğlu'yla beni Gabar'a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Ya hayırlı bir işe sebep olmuşuz, vesile olmuşuz. Gabar'da mezar kazdılar, petrol çıkmış. Şimdi yakın zamanda Gabar'da petrol bulundu ya, Cudi'de de. Çünkü Cudi ve Gabar'a gömeceklerdi. Gömecekti muhterem. Şimdi herhalde Cudi'de de başlayacak kazma. İnşallah orada da bir doğalgaz, petrol, neyse bir şey bulur. Bir mezar kazımı esnasında Türkiye kazanır. Şimdi böyle cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı bu ülkede yaşayan her bir vatandaşının namusunun, şerefinin, güvenliğinin, malının, mülkünün emniyetinden sorumludur. Kadına sürtük diyemez, çürük diyemez, düşük diyemez, gençlere süfli diyemez, doktorlara defolun gidin diyemez, çiftçiye hain diyemez, domates yetiştiricisine terörist diyemez ve muhalefete oy verecek bu asil milletin mensuplarına işgalci diyemez, darbeci diyemez. Ya arkadaş, kafayı mı yedin sen? Bizim belimizde silah mı var, darbe yapacağız? Bu asil millet senin beceriksizliğin yüzünden 15 Temmuz'da ortaya çıkan o darbe kalkışmasının karşılığı
olarak bu devleti köprüden ve sokaktan toplayıp getirdi. Şehit olma uğruna, şehit verme uğruna gazi olma bedelini ödedi. Daha ne yapsın bu millet? Bir de onlara sen darbeci mi diyorsun? Senin canını onlar kurtardı be. Bu millet kurtardı. Milli irade hepimiz için, bütün siyasetçiler için baş tacıdır. Baş tacı olmak zorundadır. Birisi daha var yalnız. Kafayı, bir dakikacık, kafayı erkeklerin birbiriyle evliliğine takmış. Sonra ileri gitti. Fantazi uçtu uçtu uçtu. Şöyle bir durum var. Erkekler ve hayvanlar dedi. Efendimesin bak, çocuk şöyle yapıyor bunları duyunca. Bu imkansız dedi. Şimdi asayişten sorumlu olması gereken muhteremin kafayı taktığı yerler. Ben her gittiğim şehirdeki bütün psikiyatrları baştan aşağı bu muhteremlerin muayenesini yapmak üzere ayağa kalkmalarını, bu konuda görev almalarını rica ediyorum. Gerçekten sıyrık bir durumdalar. Şimdi bir başkası, zaten darbe yapıyoruz geçti gitti. Bir tanesi yaşını başını almış bir arkadaş, İstiklal Marşı'nı şeyden okuyamadı, kağıttan. O da bizi işgalci yapmış. Kendisi neymiş? Yan AK Parti ve yandaşları neymiş? Yahu onlar da istiklal mücadelesi veren yiğitlermiş. Allah Allah. Yani böyle bir şey olur mu? Ya biz seçime gidiyoruz, seçime. Seçime. Muhterem, sen ne düşünüyorsun? Mesela tarım için ne düşünüyorsun? Gençler için ne düşünüyorsun? Atanamamış öğretmenler için ne düşünüyorsun? Biz ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Biz ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Hemen bir ay içerisinde 100.000 öğretmen tayin edeceğiz. Biz bunu söylüyoruz. Sen ne yapacaksın kardeşim? Ve arkasından 150.000 öğretmen tayini daha yapacağız. Çünkü bütün köylerde okulları yeniden açacağız. Bir veteriner, bir ziraat mühendisi, bir öğretmen ve aynı zamanda ziraat teknisyeni gibi arkadaşlarımızı oraya tayin edeceğiz ve devletten maaş alacaklar. Şimdi bütün köylerde, Türkiye'nin her tarafında, Bursa'da da öyle, yaş ortalaması 50 ile 55 arası. Gençlerin köylerinde dönüp üretim, tarım üretimi yapmaları için hem eşine, evliyseler eğer veya kardeşseler, yani bu genç arkadaşların tümünün SSK ya da Bağkur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz. Aynı zamanda ev kadınlarımıza en ağır yükü onlar çeker ve 18-26 yaşındaki gençlerimize hiçbir soru sormadan, hiçbir şart ileri sürmeden 2500 lira maaş bağlayacağız. Tarımın mazotunda, elektriğinde, ilacında, gübresinde indirimlere gidip sübvansiyonları en başında yapacağız. Havza bazlı tarım hayata geçirecek ve alım garantisi ve fiyat garantisi vereceğiz.